Can Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Her şey güzel ya. İyiyiz Allah aşkına. İstanbul'a döndünüz. İstanbul'a evet, döndük. Ya İstanbul zaten muhteşem bir. Burada olmak çok iyi bir. Çünkü yani çok inanılmaz zor bir programdan, zor bir yarışmadan geldim. Dediğim gibi ama iyisiyle kötüsüyle muhteşem bir Survivor geçirdik. Burada olmaktan dolayı da muhteşem bir mutluluk var, heyecan var. Zaten bugün de final. Umarım hak eden kazanır. Umarım her şey çok güzel biter gece sonunda. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum, çok mutluyuz. İlgiden çok mutluyuz. Ortamdan çok mutluyuz. Eğer insanlara güzel bir şeyler kattıysak, insanlara güzel bir hikaye bıraktıysak ne mutlu bize. Ardahan Bey, en son olarak kaptandınız. Kaptandan sonra elendiniz. Onunla ilgili bir açıklama yapar mısın? Ya orada hani zaten hani kaptan olduğumuz için biraz sorumluluk almak lazımdı. Oyunu da kaybetmiştik. Aslında herhangi bir problem yok. Ben ona şey yapıyorum, hani nasıl kısmettir. Zaten elemeye 4 kişi girmiştik. Birimiz elenecek yani. Ben olmasam Evrim olacak. O biri olmasa Sercan olacak işte. Elif o hafta dokunulmazdı zaten. Yoksa Yasin olacaktı. Dediğim gibi yani hiçbir sıkıntımız yok. O hafta elenmem lazımmış. Nasıl kısmet böyleymiş. O hafta da elendim. Güzel tepkiler de aldım. Dışarı bir hayatımız var. O hayata devam edeceğiz. İnşallah adada verdiğimiz o güzel bir karakterin devamını dışarıda göstermeye devam edeceğiz. Survivor hayatınızda hangi değişikliğe neden oldu? Ya Survivor çok zor bir yarışma. Yani orada göz nefsini de yenmek zorundasın. Yani ne bileyim, sabrını kontrol etmek zorundasın. İç duygularını bastırmak zorundasın. Bence önümüzdeki bundan sonraki hayatı... Ebru Hanım, sizle beraber alalım. Gelin, gelin. Bundan sonraki hayatımızda inanılmaz güzel etkiler sağlayacaktır. Biz de işte Survivor'dan ne yaşadık, bize artısı olan ise ekip artısı, onları değerlendirip iki kalan hayatımızda ona göre adımlar atacağız. Yakın arkadaşın Yasin elendi. Neler söylemek istersiniz? Üzgünüz yani. Ben üzgünüm açıkçası. Üzgünüz ama yine çok iyi bir başarıya kadar denk geldi. Son 3'e kaldı. Bu da çok büyük bir başarı. Bence de. 30 tane yarışmacı vardı. Ünlü gönüllü yedeklerle beraber. 30 tane yarışmacıdan son 3'e kalmak da zaten çok büyük bir başarı yani. Ebru Hanım, siz elendikten sonra da Ardahan Bey kadar konuşuldunuz. Sevildiniz. Yani bu büyük başarıdır. Bizi sevenler sağ olun. Neler hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Ben de anlamadım. Neden Survivor'daydım, yani? Ben konuşuldum. Elendim konseyde, ben konuşuldum. Ben dün yoktum, daha yeni dönüyorduk Dominik'ten. Ben konuşulmuşum. Ya ne olacak, Allah sonumu hayretsin. Açıklamada Evrim geçecek dediniz. Konuşulmak öyle de oldu. Tabii konuşulmak güzeldir. Bir de Acun Bey tarafından konuşulmak ve Survivor'da konuşulmak çok daha güzel. Evrim Hanım, bayağı bir orada kavgalarınız oldu, tartışmalarınız oldu. Keşke dediğiniz herhangi bir kavganız oldu mu? Yani ben keşke demem. İyi ki derim her zaman. İyi ki o kavgaları vermişim. Her zaman dedim, ben hakkımı orada burada aramam. Neyse orada söylerim. Onun için ben şu an çok rahatım. Son olarak bir tweet atmıştınız. Nisa Hanım'ın elendikten sonra Hadise'nin şarkısı. Aynen. Bayağı bir Nisa Hanım fanları tarafından eleştirildi. Ne söylemek istersiniz? Ben onu Nisa'ya yazmadım. Kim elenecekse ona yazdım. Zaten ya Nisa ya Berkan elenecekti. İkisinden birine, fark etmez. Yani üzülmediniz. Hayır ya. İnsan üzüleceği şeyleri yapmamalı. Dışarıda arkadaşlığınız devam eder mi? Yani çünkü ya orada bir yarışma stresi. Yok yok, öyle hani biz selamlaşırız. Bir şeye ihtiyacı varsa, olur da ararsa, elimden geldiğince hepimiz insanız, yardım ederiz. Ama dışarıda herhangi bir görüşme? Yok. Gerek yok.